Biz bu kente bir yıl önce geldiğimizde kenti iki gözümüz gibi, evlatlarımız gibi kollayıp koruyacağımıza dair söz verdik. Kente barışın ve huzurun egemen olması için hep çaba sarf ettik. Bu kente geliş nedenimi de sizlerle paylaştım. Ben belediyeci değilim. Benim derdim, dermanım belediye değil. Ben barış süreci için bu topraklardayım. Bu topraklarda barışın egemen olması için burada olduğumu söyledim. Ama ne hikmetse burada egemen güçler bizim 30 Mart'ta aldığımız seçimi gözleri kararak, kan akıtarak bu seçimleri kendi lehlerine çevirmek için birçok oyuna başvurdular. O günde çıktım, açıkladım. Dedim ki bu kentte seçimi halkıma armağan ediyorum. Kana, şiddete müsaade etmeyeceğim dedim ve 1 Haziran'da bir daha seçime gittik. İşte o tarihlerde geçen yıl Mart ayında biz seçim çalışmalarını sürdürürken Batı'nın birçok yerinde Kürt mahallelerine, partilerine saldırılar vardı. Burada şöyle bir açıklama yapmıştım. Oradakiler saldırıyı gerçekleştirdiklerinde ellerinde bayraklar, tekbir sesleri ve biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz demişlerdi. Ben de onlara buradan seslenmiştim. Siz Mustafa Kemal'in askerleri değil, generali olsanız ne yazar ilk sürüleri demiştim. Kastım çok açık ve net. Az bile demiştim. O vandalizm, o vandallaraydı. O linç girişimini gerçekleştirenleredir. Ne Türk Silahlı Kuvvetlerine, ne polise, ne Mustafa Kemal'e, ne de İsmet Paşa'ya burada bir hakaret yok. Türkiye'nin değerleri bizim de değerlerimiz olarak kabul ederiz. Ve biz de kendi değerlerimize asla hakaret ettirtmeyiz. Yapıldığı zaman da çok tepki veririz. Bu kadar açık, net söylememe rağmen burada benim konuşmam tamamen barışa, kardeşliğe dayalıydı. Evet sevgili arkadaşlar, hayırlı olsun. İnşallah bu seçim hem ülkemize hem ilimize barış ve kardeşliği getirir. Ben 16-17 aylık bir süre içerisinde Ağrı'dayım. Bu bizim 5. seçimimiz. Burada zaten halk iradesini zaten ortaya koydu. Aslında 7 Haziran seçimlerinde de halk iradesini ortaya koyarak ya bizi bir daha sandık başına değil ama bir demokratik uzlaşıyla oturun yeniden siyaseti dizayn edin dedi. Ama ne yazık ki Ankara halkın iradesine saygı göstermedi. Sıçradığını hep birlikte gördük. Yani çok net bilgiler yok elimizde. 20 ve 30 ölümden bahsediliyor. Yani insanlar Türkiye'nin ve Kürdistan'ın dört bir tarafından Ankara'ya o zulmün kalesine gidip oradan barış talep ettikleri için bombaları patladığını ve insanların katledildiğine tanıklık ediyoruz. Böylesi bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Bu insanlar daha önce işte Kürtlerle dayanışma adına Suruç'a gittiler. Suruç'ta 32 insan katledildi. Eğer Suruç'taki
ve 7 Haziran öncesi Diyarbakır'daki o katliamlar eğer soruşturulsaydı, failler bulunmuş olsaydı belki bugün Ankara'da bu patlamalar olmayacaktı. Barış'ın hayat bulmaması için ellerinden ne geliyorsa onları yapmaya çalışıyor.